start verildi ve yarış başladı. Evet, toplu sayılabilecek bir çıkış oldu diyebiliriz. İlk metrelerle birlikte orta kulvardan atak yapan ve liderliği almaya çalışan 10 numaralı Ulu Erkan oldu. O liderliği almıştı ki hemen dışına 4 numaralı Şirin Efe dolandı. 2,5 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Magnifik 3.lükte. Sağrısında içinde 11 numaralı Miracle Co var. Bu safkanın 3 boy kadar gerisinde bariyer dibine yakın 1 numaralı Sürot Ercan. Hemen dışında 6 numaralı Minnak. 2 boy gerilerinde dışta 5 numaralı Daye var. Daha sonra ortada 3 numaralı Kılıç Mehmet. Hemen içinde de 7 numaralı Toygun Han şeklinde safkanlar son 800'e giriyor. Farkı 3 boy yapan 4 numaralı Şirin Efe önde. Takipte şimdi 10 numaralı Ulu Erkan var. Bunun hemen dışına doğru geldi 11 numaralı Miracle Co. 1,5-2 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Magnifik. Daha sonra gerideki gruptan 3 numaralı Kılıç Mehmet önlere hamle yaptı. Bariyer dibinde de Sürot Ercan var. Viraj dönüldü son 400 metreye doğru. 4 numaralı Şirin Efe'nin liderliği var. Fark yaklaşık 1 boy kadar. Şimdi orta kulvar vardır 10 numarada Ulu Erkan onu yakalarken daha geriden 2 numarada Magnifik ve dıştan da 3 numarada Kılıç Mehmet atağa kalkan safkanlar en dıştansa 6 numaralı Minnak sprintine başladı. En dış kulvardan atak yapan 6 numaralı Minnak şimdi liderliği aldı. İçinde de 3 numaralı Kılıç Mehmet ikincilikte son 100 metreye dıştaki 6 numaralı Minnak bir boyluk farklı önde giriyor. İçeriden 3 numaralı Kılıç Mehmet'in atakları var. Dıştan da Sürot Ercan geliyor. 6 numaralı Minnak dışında Sürot Ercan. İkisi beraber girdi fotoya. Sonlardaki atakları da 8 numaralı Mavi Sakal da yarışı 3. olarak tamamladı. Evet, orta kulvar, dış kulvardan gelen 1 numaralı Sürot Ercan mı? Yoksa hemen yanındaki 6 numaralı Minnak mı? Hangisinin kazandığına varış hekemleri karar verecek.